halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Ben de şimdi milletime çağrı yapıyorum. Meydanlara gelin ve meydanlardan bunlara gereken cevabı hep beraber verin. Böyle seslendi millete. Şehirlerimizin meydanlarına davet ediyorum. 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminin kırılma noktasıydı bu çağrı. Edirne'den Kars'a, Diyarbakır'dan Artvin'e, İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e kadar. Türk milleti başkomutanının çağrısıyla yurdun dört bir yanında sokaklara döküldü. Meydanlara yürüyün dediğimde sizler meydanlara yürüdünüz. Ve şu anda hala meydanlardasınız. İnanıyorum ki ikinci bir talimata kadar bu meydanları terk etmeyeceksiniz. Çünkü bu meydanlar bizim. Öyle de oldu. Millet meydanlarda günler boyunca gözünü dahi kırpmadı. Gelecek ikinci bir emre kadar meydanlar terk edilmedi. Bismillah! Allahu Ekber! Ben 20 gündür ağlıyorum kızım, 20 gündür. Ben Cumhurbaşkanım için, Türkiye'm için ağlıyorum. 29 gün, 39 gün, 49 gün. Başkomutandan ikinci bir emir gelene kadar buradayız. Türk milleti bu yolda. Kimse bu vatana gözünü dikmesin. Başkomutandan emir gelene kadar nöbetteyiz inşallah. İnanmasalar olmazdı. Bu inanç da hainlere geçit vermeyen, vatanı böldürmeyen. Demokrasi nöbetlerinin tutulduğu en önemli noktalardan biriydi Kızılay Meydanı. Gündüz işte, akşam nöbette millet burada destan yazdı. Meydan, demokrasi aşığı milletiyle öyle bütünleşti ki ismi değiştirildi. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı oldu. Tüm nöbetçilerimizden demokrasi nöbeti tutan halkımızın ücretsizsiniz, buyurun. Vatan için her şeyi yaparız. Canımızı veririz. Bu Türkiye bizim kimseye vermeyiz. Ben 80 filanını yaşadım. 80'de sahip çıkmadım. Eğer şimdi sahip çıkmazlar, benim çocuklarımı yapacaklar, torunlarımı yapacaklar. Ben çocuklarımı ve torunlarımı yapılmasını istemediğim için buradayım. Bu yolda milletinin en büyük destekçisiydi Cumhurbaşkanı. Onun dik duruşu, cesaretli oluşu halkı da ümitlendirdi. En azından reisimiz başımızda. Buna şükürler olsun. Hainlerin hedefinde Cumhurbaşkanı'na olan desteğini göstermek için Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen millet vardı. 16 Temmuz sabahı bulunduğum noktanın biraz gerisine F-16'larla iki bomba atıldı. Ne atılan bombalar ne de başka bir şey. Yaşlısı genci darbe karşıtı on binler günler boyunca burada nöbet tuttu. Günden beri eşimle birlikte nöbete devam ediyoruz. Başladığı günden beri buradayım. Hala buradayım, hala buradayım, gitmeyeceğim. Sonuna kadar direneceğiz. 26 günlük bebeğimle direniyorum. Bu duruşumuz devam edecek. Diyorum ki safları sık tutun. Nöbet için Şırnak'tan geldim. İnşallah sonuna kadar da burada olacağız. İlk andan itibaren millet olarak meydanlara çıkmanız var ya, o meydanlara çıkışınız her şeye alt üst etmiştir. Onlar bağımsız Türkiye uğruna canlarını hiçe sayan vatan sevdalıları. Vatanımız için, milletimiz için gerekirse canımız pahasına buradayız.
Eşim yeni doğum yaptı. Çocuklarımı bırakıp geldim. Dedim babasız kalırlar ama vatansız kalmasınlar dedim. Bu vatanı kimseye vermeyeceğiz Allah'ın izniyle. Onlar vur emrine aldırış etmeden bedenlerini tankların, helikopterlerin önüne siper eden, bu yolda şehit ve gazi olan kahramanlar. Ondan sonra teslim olaya. Onlar vatan uğruna engelleri engelsiz kılanlar. Biz bu vatan uğruna her ne kadar görmesek de kalp gözümüzde gördüğümüze inanıyoruz. Duyar duymaz başkomutanımız seslenince diyaliz hastalığım hemen meydana koştum geldim. 4 saat makinede kalıyorum. Makineden çıktım hemen buraya geliyorum. Gelmek zorundayım. Üstüne yürüdükleri karanlığı vatan aşkıyla aydınlatanlar. Onlar milli iradenin yılmaz bekçileri. Burada olduğumuz sürece de bu bayrak inmeyecek, bu tanklar bir daha bu ülkeden kol gezmeyecek. Ben nöbete geldim, 1.30-2'ye kadar buradayım. Cumhurbaşkanımız git evinize dönün diyene kadar burada kalacağız. Gelmezsem hasta oluyorum, gelsem iyi. 80 yaşındayım. 3 yaşındayım. Konu vatan, konu bayrak ise ben de varım burada. Nöbete devam. Onların tankları varsa benim milletimin de imanı var. İmanıyla o tankların karşısında durdu. Onlar paslı yüreklerle yürüdüler. Ama sizler o İmanlı yüreğinizle onların karşısında durdunuz ve onları geri püskürttünüz. 15 Temmuz darbe girişimi amacına ulaşamadı. Akıllara kazınan soruysa demokrasisine sahip çıkan bir milletin darbe girişimini püskürtmede nasıl bir rol oynadığıydı. Türkiye bu karanlık girdaptan milletin vatan aşkı ve cesaretiyle kurtuldu. Şimdi görüyorum ki milletimiz hala meydanları bırakmak istemiyor. Demokrasimize, özgürlüğümüze, devletimize, geleceğimize günün 24 saati, yılın 365 günü evlerimizde, iş yerlerimizde, her yerde sahip çıkacağız. Türkiye'nin demokrasi nöbeti yaklaşık bir ay sürdü. O karanlık gecede 249 şehit verildi. Binlerce kişi gazi oldu. Milletin iradesine doğrultulan namlular, korkusuz Türk milletinin kararlı ve cesur duruşuyla bertaraf edildi. Milletin verdiği demokrasi sınavı, Türkiye'yi bölmeye çalışan tüm karanlık güçlere bu vatanın sahipsiz olmadığını bir kez daha kanıtladı.